Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar 1-7 Şubat haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili kovalar güneş burcunuzda ilerliyor bu hafta doğan tüm kova burçlarımızın doğum gününü kutluyorum sağlıklı mutlu başarılı bir yıl dilerim ve yükselen kovalarımız güneş yükselen üzerinde ve birçok gezegen kova burcunda dolayısıyla sizin için de yılın en güçlü dönemlerinden biri e, bu hafta itibariyle 1 Şubat'ta Venüs de Kova burcuna geçecek. Bu durumda Güneş, Venüs, Jüpiter, Satürn ve Merkür hepsi Kova burcunda toplanmış durumdalar. Bir toplantı yapıyorlar. E, tabii hayatınızın birçok alanında da hareketler getirebilir bu kadar gezegenin burcunuzda olması. Merkür 20 Şubat'a kadar geriliyor Kova burcunda. Evet şunu söyleyebilirsiniz. Merkür gerilediği için biraz zihnim yavaş çalışıyor. Biraz hani zaman zaman kendimi ifade etmekte zorlanıyorum ya da planlarımı programlarım, programlarımı istediğim gibi hayata geçiremiyorum. Bir şeyler gecikiyor ya da erteleniyor ya da karışıklıklar olabilir. Evet, bunlar mümkündür. Bunlara dikkat edeceğiz. Tedbirli olacağız ama bazı e, Merkür retroları özellikle bu dönemde yaşadığımız gibi çok özel fırsatlar da karşımıza çıkarabilir. Çünkü yanında çok güzel gezegenler var. Venüs var, Jüpiter var. Bunlar şans gezegenleri, fırsat gezegenleri. Ve e, Merkür'ün gerilemesi belki bu dönemde size e, hayatınızda e, daha önce ötelediğiniz, yani görmediğiniz, değerlendiremediğiniz fırsatları değerlendirme imkanı verebilir. E, size ait bazı yani bu maddi olabilir, bir para olabilir, bir yatırım olabilir veya bir yeteneğiniz olabilir. Ya da önceden yaptığınız bir iş olabilir ya da uzun süredir ilgilenmediğiniz bir hobiniz olabilir. Belki ilişkilerinizden biri olabilir geçmişten gelen. Yani geçmişle bağlantılı ama sizin için belki iyi olabilecek ama yeterince hayata geçiremediğiniz bir konuyu tekrar ele almanızı ve bunu iyi bir şekilde geliştirmenizi ve değerlendirmenizi sağlayabilir sevgili kovalar hafta başı ay terazi burcunda olacak pazartesi salı çarşamba akşamına kadar ve size güzel bir açıda olacak hava elementinde olduğu için ve burcunuzdaki gezegenlerle de çok güzel açılar yapacağı için haftaya iyi enerjilerle başlıyoruz pozitif başlıyoruz e bizi mutlu edecek bağlantılar kurabiliriz duygusal destekler de alabiliriz yani sevdiğimiz kişilerle bir arada olabiliriz ee, Yakınlarımızla daha fazla iletişim kurabiliriz. Ee, kısa uzun bazı böyle geziler, seyahatler de söz konusu olabilir. Bunlar bizim moralimizi yükseltebilir, motivasyonumuzu arttırabilir. Geleceğe daha umutla, keyifle bakabiliriz. Perşembeye geldiğimizde Ay Akrep Burcu'nda son dördün fazına ulaşacak. Perşembe ve Cuma Ay Akrep Burcu'nda sorumlulukları daha fazla öne çıkarıyor. Ee, ve Ay özellikle Perşembe günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde burcunuzdaki güneşle ve boğa burcundaki Mars'a dik açıda olacak. Lütfen bugüne biraz dikkat edin çünkü stresli bir enerji oluşturur bu açılar. Siz de kendinizi daha huzursuz ve gergin hissedebilirsiniz. Bu gereksiz çatışmalara yol açabilir. Ailedeki bir kişiyle, eşinizle, partnerinizle yani gereksiz stresler, ani öfkeler, fevri davranışlarla Merkür de retro zaten. iletişim sorunları yaratabilir. Buna dikkat edelim. Kazalara da yol açabilir. Lütfen trafikte de dikkat edin. E, hıza dikkat edin. Dürtüsel davranmamaya çalışın. Hafta sonunda ay yayda daha iyimser enerjiler verecek. Keyfiniz yine tekrar iyi, iyileşiyor. Perşembe ve cumayı atlattıktan sonra hafta sonu tekrar kendinizi e, iyi bir ruh halinde motive olmuş hissedebilirsiniz. Sosyalleşmek istiyorsunuz ama işte hayatımızda ne kadar imkan varsa o kadar yapabiliyoruz. Çok fazla dış dünyada aktif olamıyoruz ama iletişim cihazlarını da bol bol kullanabilirsiniz. Konuşabilirsiniz, yazışabilirsiniz. Yine arkadaşlarla ya da herhangi bir birlikte çalıştığınız kişilerle herhangi bir ortak faaliyet için daha aktif olmanız mümkün görünüyor. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.